efendim kat mı yapıyoruz? Türk mutfağının Karadeniz yöresine ait en çok oralarda yapılan güzel bir lezzeti, güzel bir pilavı dedik. Sizlerle beraber tabii ki yapıyoruz. Neler kullanacağız kat mı için? 1 kilogram kemikli tavuk eti, 2 su bardağı pirinç, 2 su bardağı tavuk suyu, 2 yemek kaşığı fındık, 5 diş sarımsak, 2 çay kaşığı susam, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber kullanacağız. Katmi pilavımız için bakalım nasıl olacak? Eminim çok lezzetli olacak. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, hemen Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı. Malzemelerimizi saydıktan sonra ben şöyle kısaca hemen robotumuzu şöyle çevirelim. Altı açık olduğu için ısınmıştır robotumuz. Şimdi güzel pilavımızı nerede yapacağız? Tabii ki şöyle robotumuzda yapacağız. Şöyle robotumuzun altını açtık sevgili izleyicilerimiz. Yavaş yavaş robotumuz ısınsın. Ben de ondan sonra sizlere malzemelerimizi anlatacağız. Ondan sonra sizlerle beraber güzel yemeğimize başlayacağız. Robotumuzu zaten sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz bütün yemeklerimizi pratik bir şekilde ve güzel bir şekilde hepsini burada robotumuza hazırlıyoruz. Bugünkü pilavımıza tekrar robotumuzda yapacağız. Biliyorsunuz geniş bir haznesi var. Her şey yaptığımız gibi pilavımıza burada yapalım. Ve biliyorsunuz hem elektrikli hem de tüplü olması bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Elektrik olmadığı yerde tüp, tüpün olmadığı yerde de elektrikle kullanabiliriz. Her ortamda, her yerde güzel bir pişirimler yapabilirsiniz ve afiyetle yiyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş robotumuz ısınsın. Ben de tekrar şöyle katmi için diğer malzemelerimizi sizlere sayalım sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu katmi yemeğimiz için güzelce bir şekilde ne gerekiyor bize sevgili izleyicilerimiz? Şöyle 2 su bardağı kadar pirincimiz. Hemen biz ne yaptık? Pirinçlerimizi güzelce bir şekilde ayıkladık ve ondan sonra hemen yıkadık. Ondan sonra bir 10-15 dakika suyumuzun içinde beklettik ve ondan sonra pirinçlerimizi yıkadık ve süzdük sevgili izleyicilerimiz. Pirinçlerimizi süzdükten sonra 3 adet tavuğumuzu görüyorsunuz. Tavuklarımızı hemen tenceremizde güzelce bir şekilde haşladık sevgili izleyicilerimiz. Ama suyunu ziyan etmiyoruz. Şöyle suyunu görüyorsunuz tenceremizde yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Tavuk suyuyla güzel bir pilav yapacağız. Şöyle evet şöyle hemen tenceremize kaynamaya devam ediyor. O yavaş yavaş kaynarken şöyle 2 yemek kaşığı kadar susamımız var sevgili izleyicilerimiz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da fındığımız var. Şöyle 2 yemek kaşığı mı olacak? 2 çay kaşığı demişiz biz. O yüzden onu 2 yemek kaşığı evet, diye değiştirelim. Tamam. Çünkü biz biraz fazla yapacağımız için biraz fazla getirdik. Ondan sonra 5 diş sarımsak var sevgili izleyicilerimiz. Sarımsak da olacak. Böyle farklı bir şekilde hazırlayacağız inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi bütün malzemelerimizi sizlere anlattık. Malzemelerimizi sizlere anlattıktan sonra hemen şimdi ne yapacağız? Yavaş yavaş şöyle yapılışına başlayacağız. Şimdi ilk önce ne yapalım? Şöyle robotumuza biraz şöyle zeytinyağımızı koyalım. Çok fazla olmayacak çünkü tavuğumuzun da kendisine has bir yağı oluyor. Onun için ne yapacağız? Çok fazla yağ kullanmayacağız. Şöyle pirinçlerimizi gördüğünüz gibi hemen robotumuza koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Pirinçlerimizi koyduktan sonra yavaş yavaş şimdi Ayşegül Hanım hemen onları kavursun. Ellerimle değil tabii ki kaşıkla. Evet, şöyle ben size bir kaşık vereyim. Alayım şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş pirinçlerimizi kavururken sevgili izleyicilerim ben de şöyle tavuklarımızı hemen bir şöyle bir temizleyelim. Kemiklerinden ayıralım. Ondan sonra tavuklarımızı sonra içine ilave edeceğiz. Şöyle hemen yavaş yavaş başlıyoruz tavuklarımızı. Şöyle kemiklerinden ayırmaya. Farklı olacak değil mi Ayşegül Hanım yemeğimiz? Ay çok farklı olacak gerçekten usta. Hem ismi değişik. Evet bugün hem de ondan senin sonra, çok sevdiğin malzemeler var içinde biliyorsun. Evet kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Tavuk eti var, fındık var, susam var. Süper yani bilmiyorum hani zaten fındık biliyorsun dediğin gibi. Şimdi Karadeniz yöresinde daha ağırlıklı yapılan bir yemek olduğu için... Artık fındık deyince hemen akla zaten Karadeniz geliyor bir kere. Evet. Ve fındık çok çok önemli. Hemen hemen şimdi biliyorsun ülkelerde üretilen bazı şeyler mesela işte bizim baklavamız, çiğ köftemiz, fındığımız bizim ülkemizi temsil ediyor. Bütün dünyaya ihraç ediyoruz. Ama bazı şeylerin biz maalesef anlatsak da uygulamalı olarak da yapsak kıymetini bilemeyebiliyoruz. Evet bilemeyebiliyoruz. Fındık yiyelim efendim. Günde en az şöyle bir avuç herhangi bir böyle... kolesterol probleminiz yoksa fındık yemenizde fayda var tabii ki. Yararlarını sizler aslında bizden daha da iyi biliyorsunuz. Tabii ki. Çocuklarımıza da yedirmemiz lazım. Hem enerjik olsunlar ondan sonra biliyorsunuz kalp sağlığı için çok önemli, beyin gelişimi için çok önemli. Ve kuru yemiş. Kuru yemişi bir kere hayatımızdan çıkarmayacağız öyle değil mi? Fındık ve ceviz genellikle tabii. Biliyorsun ceviz daha ağırlıklı çok olarak, ağırlıklı tabii. Olması gerekiyor. Tabii kuru yemiş de bol bol tüketebiliriz. Örneğin. Gerçi abur cubur şeyler değil de mesela evet. Böyle kuru üzüm olabilir, kuru kayısı olabilir bunları. Onları istedikleri kadar yesinler. Evet, çayımızın yanında özellikle de çocuklarımıza bol bol yedirirsek
daha güzel olacak ve daha iyi neticeler elde etmiş olacağız. Yani evde şimdi mutfak çekmecesi ayırıyorlar ya böyle biliyorsun. Çocuklar da bizleri dinliyorlar, anlatalım. Şimdi mutfak çekmecesini açıyorsun bir bölmeyi. Ama sanki dersin marketi oraya taşımışlar. Çikolatalar, sakızlar, bisküviler, ondan sonra değişik değişik böyle şekerlemeler. Gerek yok efendim ya, o çekmeceyi açsınlar çocuklar. Fındık, fıstık, ondan sonra ceviz, değil mi usta? Tabii ki meyve, kuru üzüm, dolaba yani meyve kuru kuru koyalım. Meyveler, o şekilde çocuklar yesinler. Evet. Bunları sürekli olur, hatırlatalım inşallah böyle. Onları bıktırana kadar söyleyeceğiz ki onlar desinler ki artık yeter yapacağız biz. Sussunlar desinler. Yeter ki Ayşegül Hanım siz susun. Yeter ki ben susun. Yapacağım desinler değil mi? Evet. Tamam. Ama evet, ben onları düşünüyorum usta biliyorsun. Tabii ki onlar çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara iyi ne kadar güzel şeyler beslesek o kadar iyi neticeler almış olacağız. Ve çocuklarımız ne kadar bilinçli olursa o kadar iyi bir nesil ortaya çıkmış olacak. Ay usta çok güzel bir şey söyledin. Burada hakikaten dedin ya ne kadar iyi beslersek diye. Hani ağaç yaşken yeşerir diyoruz ya. Evet. Ne kadar güzel sularsak değil mi? Ne kadar evet. güzel yetiştirirsek o kadar güzel meyve verecek ve harika bir şekilde büyüyecek. Çocuklar da öyle değil mi? Evet. Çocuklar yani da kesinlikle. Aynı, hani ağaç yaşken eğilir lafı evet, hakikaten evet, büyüklerimiz evet. çok doğru bir orantıda söyledi Ayşegül Hanım. Onun için evlatlarımız da aynı şekilde düşünmemiz lazım. Tabii şöyle sevgilimizle hemen pirinçlerimizi robotumuza koyduk. Pirinçlerimizi yavaş yavaş kavuruyoruz. Ondan sonra tavuk etlerimizi haşlamıştık. Onları da güzelce bir şekilde şu anda dedikledik hazır. Ve ne yapıyoruz? Şöyle susamımızı da hemen pirincimizin içine ilave ediyoruz. Evet, şöyle harika. Yavaş yavaş. İstersen şöyle bol olsun çünkü biz biraz fazla yapıyoruz. Hiç bence de olsun evet, bol. Ben burada biraz malzemeyi seveceğim. Biliyorsunuz biz burada geniş bir aileyiz, karabalık bir aile olduğumuz için bol tutuyoruz. Ama siz evde biraz daha ölçüle eğer 3 kişiyseniz 4 kişi ölçüle biraz daha da düşürebilirsiniz. O şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi biz güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen pirinçlerimizi hazırladık. Onları güzelce bir şekilde robotumuza koyduk. Yavaş yavaş pirinçlerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçlerimiz kavrulurken hemen ne yaptık? Susamlarımızı içine ilave ettik. Tekrar kavurmaya devam ettik. Ayşegül Hanım şöyle yavaş yavaş kavurma devam etsin sevgilicilerimiz. Biz de ne yapalım? Şöyle güzelce bol vitaminli fındıklarımızı içine ilave edelim. Harika. Evet. Bu iç pilav olacak aslında. İç pilav, i̇ç evet pilav çok olacak. Farklı olacak. Şöyle yavaş yavaş kavurma devam ediyoruz. Tekrardan ne yapıyoruz? Tuzumuzu sevgilicilerimiz. Çok fazla tuzu kullanmayacağız. Elimizde geldiği kadar tuzu biraz hayatımızdan uzaklaştırmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şöyle ne yaptık? Tuzumuzu ilave ettikten sonra sevgilimiz biraz da içine karabiber öğütüyoruz. Şöyle tane karabiberimizi hemen şöyle öğütelim. Evet şöyle görüyorsunuz. Hemen ne yaptık? Tane karabiberimizi öğüttük. Güzelce bir şekilde robotumuza tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Evet şöyle Ayşegül Hanım kavurma devam ederken ben de şöyle sarımsağımızı da sevgilimiz hemen doğrayalım. Siz isterseniz biraz daha da fazla eğer sarımsak seviyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle 4-5 diş sarımsağımızı da alalım. Onları güzel bir şekilde şöyle ufak ufak doğrayalım sevgilimiz. Şöyle bol vitaminli pilavımızı, katmimizi yapmaya devam ediyor sevgilimiz. Hemen katmimizi güzelce bir şekilde ne yaptık? Önce pilavımızı, pirincilerimizi kavurduk. Pirinçlerimizi kavurduktan sonra hemen ne yaptık? İçine susamları ilave ettik. Susam ilave ettikten sonra fındıkları içine ilave ettik. Ve ondan sonra baharatımızı şimdi de sarımsaklarımızı içine ilave ediyoruz. Evet şöyle. Evet meşhur sarımsağımızı pirinçlerimize ilave ettik. Evet. Biliyorsunuz da dün ben böyle şimdi yolda gidip geliyoruz. Vaktimizin çoğu yollarda geçiyor ya. Ne yapıyoruz? Çoğu zaman işte haberleri dinliyoruz radyodan. Sağlık Bakanı bir konuşma yapıyordu. Son günlerde ülkemizde gerçekten şiddetli derecede bir grip salgını var. Küçükten büyüğe herkesi sarmış evet. durumda. Havaların gidişatı hiç iyi değil. Öyle değil mi? Yani aslında mevsim onu, normallerinde bulaşıcı, değil maalesef. Evet, bulaşıcı değil diyorlar Ayşegül Hanım ama havadan oluşan bir hastalıkmış, havadan böyle, geçen bir hastalıkmış. Evet yani çok kötü. O yüzden şimdi koydum ya sarımsak çok iyi. Evet sarımsak antibiyotik bol bol diyoruz. Tüketmemiz lazım. Hatta ne yaptık biz biliyorsun dün yayınımızı kapatırken dedik ki sevgili izleyenlerimize griple ilgili bir ilaç verelim. 2 diş sarımsak. Bir su bardağı veya bir çay bardağı sütün içine koyun, onu kaynatın için inşallah gribe şifa olsun. Evet. Evet.
Aslında her yemekte sarımsağı kullanabiliriz ama sevgilim ya kokudan rahatsız oluyorsak ne yapacağız? İki tane karanfil veya da taze nane de varsa onlar da ağzımıza bir parça alırsa zaten kokusunu gidermiş olacağız. Ama kendimizi bu vitaminli şeyden mahrum etmemiz lazım sarımsak ve soğanlardan. Kesinlikle bütün yemeklerinize de kullanabilirsiniz. Hem tat verecek hem lezzet verecek. Ve ayrıca bunların da yanında sizin sağlığınızı korumuş olacak. Ve güzel bir hayat size yaşatmış olacak. Bir de usta şey yapsınlar yani akşamları tüketsinler evdeyken öyle değil mi? Tabii yani ki. Ev halkını rahatsız etmeyecek şekilde. Ablam mesela çayın içine atıp öyle içiyor. Aa sarımsak çayı evet olabilir. Güzel evet gerçekten çok faydalı. Evet şöyle hemen gördüğünüz gibi pirinçlerimizi kavurduk. Pirinçlerimizi kavurduktan sonra ne yaptık? İçine susamlarımızı ilave ettik. Kavurmaya devam ettik sevgili izleyicilerimiz. Onu güzelce bir şekilde kavurduktan sonra fındıkları içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Ondan sonra ne yaptık? Tuzumuzu, karabiberimizi içine ilave ettik. Tekrar kavurmaya devam ettik. Şimdi de şöyle Ayşegül'ün çok sevdiği, rüyasında vazgeçemediği pul biberimizden şöyle bir tatlı kaşığı kadar da içine ilave ediyoruz. Tekrar kavurmaya devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş kavrulsun Ayşegül Hanım. Etlerimize, tavuk etlerimize hazırlanmıştık. Onlar şu anda hazır bir durumda sevgili izleyicilerimiz. Şimdi biraz ya daha kavursun. Hakikaten usta çok farklı olacak. Neden? Sarımsak kokusunu şu an alıyorum. Zaten diğer malzemeler de katlanacak ya. Tabii evet. Ki o daha da sinecek. Şimdi normalde iç pilava soğan koyarız, sarımsak koymayız ama. Evet, soğan konuluruz, evet. Sarımsak konuluruz ama bu çok farklı olacak. İşte farklı dediğim, olacak çok farklı yani. Olacak, değişik olacak. Mutlaka sevgili izleyicilerimiz de denesinler, farklı bir şekilde yapsınlar. Çok da güzel olacak inşallah. Hı-hı. Şöyle görüyorsunuz hemen pul biberimizi de içine ilave ettik. Yavaş yavaş şöyle biraz daha kavuralım. Ondan sonra sıcak suyumuzu hemen vereceğiz. Evet, şöyle kepçemizi de alalım. Ondan sonra kaynayan suyumuzdan hemen üzerine ilave edeceğiz. Evet. Şöyle aslında. Tavuk suyumuzda. Tabii ki Ayşegül Hanım hem biliyorsun tavuk suyu, tavuk var, ondan tabii. Sonra susam var, ondan Oo. Sonra bol fındık var, ondan sonra pirincimiz ve çok Aynen. Güzel olacak ve tavuklarımızla beraber şöyle evet hemen verelim suyunu. Verelim. İyi kavruldu çünkü tamam, güzel oldu. Tamam şöyle bismillah diyoruz ve suyumuzu böyle verelim. Şöyle gördüğünüz gibi sevgilerimiz pirinçlerimizi kavurduk ve şimdi tavuk suyumuzdan. Şöyle pilavımıza suyumuzu veriyoruz. Evet, biraz daha. Çok fazla su vermenize de gerek yok. Normal pilavınıza verdiğiniz su miktarında suyu vermeniz gerekiyor. Nasıl oldu Ayşegül Hanım? İyi oldu bence. Tamam. Bence iyi oldu. Evet, şöyle. Bir de şöyle bir şey var değil mi usta? Ben onu sana sorayım, sen de hem izleyenlerimize açıklarsın. Şimdi tavuk suyu ve et suyu kullandığımız zaman... Hani normal kullandığımız sade suya göre zaten pirincimiz daha çok yumuşuyor. Evet. O yüzden çok fazla kaçırmamalıyız. Çok fazla vermememiz lazım. Aslında pirinçlerde şöyle bir şey, bazen mahsulden mahsule de değişebilir pirinçlerimiz. Onun için birinci defada eğer yaparsak su oranı fazla gelirse suyumuzu biraz kısacağız. Eğer suyu yetersiz gelirse bir dahaki sefere ona bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı biraz zaten daha suyumuzu bir iki arttırabiliriz. Zaten öğreneceğiz artık. Evet. Şöyle hemen ne yapalım sevgili izleyicilerimiz? Şöyle tavuklarımızdan birazını içine ilave edelim. Ayşegül Hanım şöyle bir karıştırsın. Tavuklarımızı... Karıştıralım mı? Evet. Şöyle tamam. Karıştırın. Bunları da sonra üzerine ilave edeceğiz. Tamam. Harika. Şu an pilavımız efendim yavaş yavaş son aşamalara tamam. Doğru geldi artık. Ekleyecek bir şeyimiz kalmadı öyle değil mi şu an? Yok şu anda ekleyecek bir şeyimiz kalmadı. Kapağını ne yapalım? Şöyle robotumuzun da kapağını kapatalım ve ondan sonra dinlemeye bırakacağız. Kalan tavuklarımızı pilavımız dinlendikten sonra üzerine koyacağız. Harika. Bu arada bir telefonumuz var. Şöyle bir alo diyelim bakalım bizlere kim ulaşmış. Alo. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Rukiye Hanım. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizlerden de. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar. Nasılsın, sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz Rukiye Hanımcığım. Nasılsınız? Sağ olun, hamdolsun iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Efendim, olur. Sizlerin varlığını hissedip de iyi olmamak mümkün mü? Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok harikasınız, iyilikleriniz çok güzel. Allah'a emanet ediyoruz sizlere. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen güzelce bir şekilde ne yaptık? Şöyle katmi yemeğimizi hazırladık. Onu güzelce bir şekilde pirinçlerimizi kavurduk. Ve kavurduktan sonra içine susam ilave ettik. Ve susamdan sonra fındıkları içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Onu iyice kavurduktan sonra baharatlarımızı, tuz, karabiber ve pul biberimizi içine ilave ettik. Tekrar kavurmaya devam ettik. Onu iyice kavurduktan sonra ne yapıyor sevgili izleyicilerimiz? Hemen güzelce bir şekilde içine haşlamış olduğumuz tavuklarımızı suyunu içine ilave ediyoruz ve suyumuzu da verdikten sonra güzelce bir şekilde hemen ne yapıyoruz?
Tavuklarımıza da biraz iç içine ilave ediyoruz ve ondan sonra robotumuzu da yavaş yavaş dinlemeye bıraktık. Şu anda katmir yemeğimiz dinlenecek ve ondan sonra dinlendikten sonra da üzerine tekrardan tavuklarımızı koyacağız ve ondan sonra hemen servise hazırlanmış olacak ve farklı bir şekilde sizlere burada inşallah servis yapacağız. Sizler de aynısını yapıp inşallah evde yemiş olursunuz. İnşallah inşallah, eminim yiyeceklerdir usta, emin ol bunu. Da hazırlandı. Hemen robotumuz da dinlendi. Onu bir alacağız mi? Tabii ki gösterebilirsiniz Ayşegül Hanım. Evet, bak şöyle, kapak açılmıyor. Kapak, evet. Size bir tabak yemek veririz Ayşegül Hanım. İsterse hepsi sizin olsun. Bir tabak. Yani ben bu kadar böyle şey miyim yani? Ya kandırabilir misiniz? Evet, biliyorum sen doymayacaksın ama hepsi yarısını mı? Bak, bak, bak. Hiç açılmıyor usta kapak. Hepsi sizin olsun o zaman. Yok. Siz bir tabağa gelmiyorsun, iki tabağa gelmiyorsun, hepsine gelmiyorsun. Ne diyeceğiz? Ayhan ne veriyorsun? Güzel kardeşim. Tamam. Oldu. Tamam. O çok güzel bir dua gerçekten. Tamam. O zaman şimdi açalım. Allah iman versin diyoruz. Hadi bakalım açalım o zaman. Evet. Oo, şöyle sevgilicilerimiz hemen katmi yemeğimizi görüyorsunuz. Hazırlandı ve güzelce bir şekilde dinlendi. Şöyle yavaş yavaş alalım. Diğer tezgahımıza götürelim. Hem şimdi biraz sonra sizlere anlatacağız neler yaptığımızı, hem de şöyle servis tabaklarımıza alacağız. Şöyle katmi yemeğimizi alalım sevgilicilerimiz şöyle yanımıza. Ama görüyorsunuz hemen robotumuzu alır almaz şöyle tezgahımıza getirdik. Kesinlikle karıştırmamıştık yemeğimizi. Şöyle bir karıştıralım ve robotumuzda ne kadar güzel pilavlar piştiğini şöyle zaten sevgilim sizler de görüyorsunuz. Hem tavasının çok güzel olması hem robotumuzun çok güzel olması böyle güzel neticeler ortaya çıkarıyor. Ve şöyle yemeğimizi bir karıştıralım. Katmi yemeğimizi. Evet şöyle. Bol fındık var. Ondan sonra içinde sevgilim susam var, tavuk var. Ve şöyle hazırladık. Tabaklarımıza da şimdi iki tabak servis tabağımıza da koyalım. Evet şöyle. Hemen siz de bolca şöyle tabağımıza koyalım. Şöyle görün diye sevgilicilerimiz. Görüyorsunuz pilavlarımız tane tane düşüyor robotumuza. Şöyle biraz da fazla hazırlanmıştık. Biliyorsunuz burada geniş bir aileyiz. Karabalık bir aile olduğumuz için. Evet. Şöyle kenarını düzeltebilir misin Ayşegül Hanım? Tamam. Size şöyle vereyim. Evet, şöyle diğer servis tabağımıza da aynı şekilde şöyle bir servis tabağımıza hemen koyalım. Evet, şöyle. İki tabağımıza da hemen şöyle servis ettikten sonra görürsünüz sevgilicilerimiz. Şöyle tavuklarımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Şöyle bunu da size vereyim tabağımızı. Ve ondan sonra şunu da düzeltelim sevgilicilerimiz. Robotumuzda kalanlar, tepsimizde kalanlar da şöyle... Peçete alabilir miyim bir tane de ben de Ayşegül Hanım? Şöyle pilavlarımızı hazırladık sevgilicilerimiz. Servis tabaklarımıza koyduk. Şöyle servis tabaklarımıza koyduktan sonra şöyle kenarlarını tekrar toparlayalım. Ve şimdi de şöyle tavuklarımızdan biraz alalım. Şöyle tekrar siz servis yapacağınız saatte de veyahut da dakikada da güzelce bir şekilde şöyle tavuklarınızdan da üzerine döküp ondan sonra da servis yapabiliriz. Evet şöyle. Bunlar da kalsın. Bunları sonra bir şeyler yaparız. Değil mi Ayşegül Hanım? Şöyle tavuğumuz fazla oldu. Evet. Şöyle biraz daha renk versin diye biraz daha şöyle süsleyelim. Yeşillikte sevgilicilerimiz. Evet şöyle katmi yemeğimizi görüyorsunuz. Siz de böyle farklı bir yandan süslerken usta bir yandan da ne yaptık? Şöyle bir anlatalım mı bir tabii daha? Tabii ki onu bir daha anlatalım sevgilicilerimize. Evet şunu sadece koyalım. Ondan sonra tabaklarımızı alalım. Ondan sonra neler yaptığımızı sevgilicilerimize tekrardan anlatacağız. Evet şöyle katmi yemeğimiz hazırlandı sevgilicilerimiz görüyorsunuz. Servis tabaklarımıza koyduk ve robotlarımıza koyduk. Şöyle neler yaptığımızı bir daha anlatalım. Ondan sonra hemen ikinci yemeğimize sizlerle beraber geçiş yapacağız. Önce pirincimizi hazırlıyoruz. Pirincimizi hazırladıktan sonra hemen yağımızı koyuyoruz. Güzelce bir şekilde pirinçlerimizi kavuruyoruz. Pirinçlerimizi kavururken hemen ne yapıyoruz sevgilicilerimiz? Tavuklarımızı zaten haşlamıştık. 3 adet butları haşladık ve onları güzelce bir şekilde didikledik ve servis tabağımıza koyduk. Ondan sonra pirinçlerimizi iyice kavuruyoruz. Kavurduktan sonra hemen içine susamları ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra fındıkları içine ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı susam, 2 yemek kaşığı kadar fındık içine ilave ediyoruz. Tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Kavururken hemen ne yapıyoruz? İçine baharatımızı, tuz, karabiber, pulverimizi içine ilave ediyoruz. Tekrar kavurmaya devam ediyoruz. İyice kavrulduktan sonra hemen tavuğumuzu suyuyla beraber pilavımıza tavuğumuzu suyunu veriyoruz. Ve ondan sonra biraz da didiklenmiş olduğumuz tavuk etlerimizi içine ilave ediyoruz. Tekrar güzelce bir şekilde hemen kapağını kapatıyoruz. 10-15 dakika dinlendikten sonra ondan sonra ne yapıyoruz? Sevgilerimiz şöyle servis tabaklarımıza koyuyoruz. Ve servis tabaklarımıza koyduktan sonra şöyle kalan tavuk etlerimizi de üzerine koyuyoruz. Ve ondan sonra yemeğimiz katmi yemeğimiz hazırlanmış olur. Ve sizler de inşallah aynısından yapıp afiyetle yemiş olacaksınız. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çok önemli şeyler bunlar.
Şöyle yemeğimizi de süsleyelim sevgilicilerimiz. Evet. Şöyle bir tane de domates kullanalım yanına. Güzelce bir şekilde şöyle yemeğimizi de süslemiş olsun. Ondan sonra herhalde Ayşegül Hanım bize güzel pratik bilgiler anlatacak. Ondan sonra bir dinleyelim bakalım neler anlatacak bugün bize. Şöyle sadece domatesle de sevgilicilerimiz şöyle bir süsleme yapalım. Gördüğünüz gibi. Evet şöyle. Katma yemeğimiz hazırlanmış oldu ve ondan sonra da şöyle güzelce bir şekilde süslemiş olduk. Diğer tabağımıza da şöyle domateslerimizi koyalım ve ondan sonra şöyle ablamı dinleyelim bakalım bugün ablam bizlere neler anlatacak. Bu arada sevgili izleyicilerimiz şöyle ekranın başında şu anda bizleri izlemekte olan Hacı abiye de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hacı Salih abiye. Güzel bir günün sonuna geldik. Sizlerle tabii ki ne diyoruz? Yarın, yarından sonra inşallah Rabbimiz bizlere güç kuvvet verir. Canımıza almazsa sizlerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Bu güzel yemekleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda sağlıkla tüketin diyorum ben. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.